İşte Türkiye'de okulumu bitirdim. Ondan sonra Timur Selçuk'tan da şan dersi alıyordum. Ve de müzikte ne yapsam falan böyle biraz şeydim yani, hani rahatsızlık vardı. Hani bir şeyler yapmak istiyorum ama nereye gideceğimi de tam bilmiyorum. Ve beni, ya Timur Hoca ile derslerimi de çok seviyordum ama o sıra Timur Hoca ara vermek istedi derslere. Ben de tamam dedim, fırsat bu fırsattır, ben bir Londra'ya gideyim. Ama hani böyle okulluk falan bir durum yoktu yani. Yani biletimi aldım ve ondan sonra burada bir arkadaşım sağ olsun garsonluk buldu. Ondan sonra öyle geldim. Yani şey, gelip böyle şey görmek istedim yani, insanlar nasıl yapıyor bu işi, öğreneyim. Sonra ondan önce bir müzikale gitmiştim. Bir kere 3 gününe gelmiştim daha önce Londra'ya. Bir müzikal seyretmiştim ve hani böyle bir şeyi yakından görece, ha ben de yapabilirim oluyorsun. Ben şu anda şey, özgür ruhlu pop olarak tanımlıyorum ve yıllarca da pop lafıyla çok derdim vardı. Yani yok caz, yok sanat, yani yok işte dünya müziği falan. Sonra aslında baktım yani ben istediğimi yapmak istiyorum. Yani o kalıplara sığmaya çalışmak istemiyorum. Hepsi kendi içerisinde çok şey, keskin çizgileri var. Ondan sonra özgür ruhlu pop demeye başladım. Biraz farklı bir yapma kültürü var. Yani hani onu tabii buraya gelince gördüm. Bunu bilerek gelmedim. Daha önceden dışarıdan baktığımda şeyi görüyordum. Ya tabii şimdi benim zamanımda internet de bu kadar geniş kapsamlı bir şey olmadığı için dışarıdan gördüğüm, burada işte müzikaller var, büyük konser salonları, operalar falan. Ondan sonra yani böyle işte sokak müziği falan, hani bunun gerçekten nasıl yapıldığı, yani ne bileyim, hani İstanbul'da drum and bass dinliyorduk, yani çok cool drum and bass falan. Yani burada sokakta, olayın sokakta olduğunu biraz buraya gelince anladım. Avantajları çok oldu çünkü yani en başta Türkiye'de biraz şey yapmaya çalışmıştım. O zamanlar biraz daha zordu, hani tamam çalışayım hem de müzik yapayım. Pek olmuyordu yani, hani işten vaktinde çıkayım desen, hani bırak 15 dakika erken, hani insanlar yani bu işi ciddiye alıyor musun yoksa müzik gelmesin falan. Baktım o şekilde olmayacak. Tabii buradaki şey kültürü birazcık daha farklı. Yani dışarıdan imkanlar çok gibi görünüyor da, hani imkan şu açıdan çok, bir iş döndüğü zaman çok profesyonel emek koyuluyor dört bir yandan. Yani bütçeler aslında o kadar farklı değil de, ama belki profesyonellik biraz daha farklı. Really happy to be here with all the friends I haven't seen for ages, celebrating it all together. So thanks a lot for coming. It means a lot to me. Ya ben tamamen hayalperestim. Yani ama çok realist bir tarafım da var. Yani bilmiyorum. Ben hayal ediyorum. Ya zaten şöyle, aklına bir şarkı düşüyor. Ondan sonra bazen bir görsellikle de düşüyor. Bazen görsel kısmı eksik oluyor ama o şarkının peşine düştüğün zaman onlar da tamamlanıyor. Yani ben genelde bir sesin peşinden gidiyor olarak görüyorum kendimi. Bazen de bir çöpün peşinden. Yani ne bileyim, yani en son yaptığım videoyu çöpte bulduğum bir şeyden, bütün fikir oradan çıktı falan. Hani stratejisi kurmaya çalışıyorum tabii yani. Hani şimdi bu EP'ye de bakarsanız, hani işte bir güzel bir kapak tasarımı var, web sayfam vesaire, yani bir uyumu var yani ve daha bir sürü şarkı var kaydetmek istediğim ama tabii birbiriyle anlamlı olan parçaları seçmeye çalışıyorum falan. Ama şu şekilde, yani hiçbir zaman böyle bir sound'da bir şey yapmak istiyorum
böyle bir konsept, böyle bir tasarım. Yani benim için önce hayalden başlıyor, sonra her şey. Zaten o hayali ciddiye aldıktan sonra onun etrafında her şey doğal olarak belirleniyor zaten. O ne istiyorsa kendi içine getiriyor.